Bir de giderken kapıyı açar mısın? Eskiden görevim milleti uyandırmaktı. Alarm icat edildi, horozluk bozuldu. Fil Bey abi ne yapıyorsun? Anti kahraman yakalamacı oynuyorum. Anti kahraman nedir ki? Süper kahramanın tersi. Bir anti kahramanın ne yaptığını ne kadar iyi öğrenirsen o kadar kolay süper kahraman olursun. Ne yapıyormuş anti kahramanlar? Mesela oyundaki anti kahraman mahalleliyi rahatsız ediyor. Bir de karnabaharı yeşile boyuyorlar ki herkes brokoli sansın. Sen niye motorla çıktın buraya? Asansör yorulmuş, merdiven bozulmuş. Siparişlerini getirdim. Pide, pide, ayran. Ben o pideyi bir ay önce sipariş etmiştim. Biraz gecikmişsin. Zaten yolda acıktım, yedim. İyi, gel beraber oynayalım o zaman. Yok abi, geciktim ben, işe döneyim. Hem yüzüme bakmayıp beni önemsemeyenlere ben çok sinirlenirim. Al, hala bakmıyorum. Ne yapacaksın? Pide mi yiyeceksin? Oraya gelip kızardım ama tembel biri olduğum için yol üstündeki askılığına kızacağım. Al sana. Gocukla gocuk olma lütfen. Ferdi, bir aydır neredesin? Telefonunu da açmıyorsun. Trafik vardı abi. Ne trafiği? Telefon trafiği. Kuryeler bu kadar yavaş olmaz. Abi ben tembel hayvanım, ne yapabilirim ki? Ne bileyim, tembel hayvan olma o zaman. Dur, deniyorum. Pırasa oldum galiba. İşine yarar mı? Pideye koyarsın belki. Kovuldun! Of, çıkmaya üşeniyordum da. Beni şöyle dışarı süpürür müsün? Kırmızı da geçmesene. Ben geçmeye başladığımda yeşildi. Çok tembelsin. Zamanımızı çalıyorsun. İyi de sen yan kasadasın. Poşetimin dikkatini dağıtıyorsun. Senin yüzünden otobüs çok yavaş gidiyor. Pikniğin bitti, sen hala geçemedin. Ay, keşke herkes gibi hızlı olabilseydim. Neyse uyuyayım. Belki rüyamda hızlı olduğumu görürüm. Bana hiç bakma. Rüyamda da tembelim. Az uyuyayım şurada. Ferdi, uyan, bir şey ısırdı. 5 dakika daha. Aman bana ne? Ben gerçek değilim zaten. Kendi düşünsün. Ne? Kim alarm kurdu? Kendimi bir garip hissediyorum. Hızlıyım. Uçabiliyorum. Sivilcem çıkmış. Ben anti kahraman mı oldum? O zaman bana fon müziği ve efekt lazım. Çalar saat adam. Çalar saat. 8:05 geçiyor. Adam. Mahalleliyle hesaplaşmak için dönüyorum. Ama kendi etrafında. Neredeydi bu mahalle? Çalar saat adam geliyor. Kaçın! Ha? Niye kaçalım ki? Çünkü ben bir anti kahramanım. Sokak direklerini ısırırım hard hard. Kavanozları iyice sıkarım ki açamayasınız. Böyle beceriksiz anti kahraman mı olur? Anti kahraman olmayı öğren de öyle gel. Şu sivri bile daha çok rahatsız ediyor bizi. Sadece gezmeye çıktım. Öf! Başladı yine ağlamaya. Gidelim buradan. Affedersin Fil Bey. Sen pide mi yiyen kurye değil misin? Ne yüzle geldin buraya? Yeni bir yüzle geldim. Olmuş mu? Oo, zamana uygun bir yüz. Sevdim. Sen anti kahraman oyunu oynuyordun değil mi? Bir sorun var. Acaba nasıl anti kahraman olunur? Oyunumdaki anti kahramanlar sürekli bir şey istiyor. Elde edemezse de sıkıntı çıkarıyorlar. Niye soruyorsun? Anti kahraman olup mahalleliye dadanacağım. Duymamış olayım. Zaten duymadım çünkü kulaklık var kulağımda. Pekala.
Bir şey isteyip elde edemezsem sıkıntı çıkarmam gerekiyor. Acaba ne istesem? Para, çok klasik. Elmas mı? Bak o olabilir. Hey siz, tüm elmaslarınızı bana verin. Verdim gitti. Yalnız bu kadar elmasla sokakta gezme. Bana geri ver, kasaya koyayım. Elmaslar için en güvenli yer banka. Mantıklıymış, tamam. Bu olmadı ama. Daha değişik bir şey istemem lazım. Bana tüm ince belli bardaklarınızı verin. İnce belli bakkallar olmaz mı? Olsa da sen olmazsın. Çok kırıldım. İnce belli bir bardak gibi. Çok ciddiyim. İnce belli bardakları vermezseniz her zaman yaptığım gibi zamanınızı çalacağım. O nasıl olacakmış? Tabii ki süper gücümü kullanarak. Tüm alarmlarınızı sildim. Benim küçüklük fotoğrafımı da silmişsin. Yazıklar olsun. Alarm kuramıyorum. Olamaz. Aman canım. Ne olabilir ki alarm kuramıyorsak? Ey yaşlı Bilge. Söyle bize sonumuz ne olacak? Menemen. Eyvah. Soğanlı mı yoksa? Abi sakin ol. Yaşlı Bilge değil o. Normal mahalleli yaşlısı. Sen kendine bak. Ben kapı gibi sağlamım. Sonumuz geldi. Koşun, koşun. Geç kaldım. Benim alarmım çalmamış. Bir şey yetişemedim. Çabuk yetişemedim. Acele edelim. Patron çok kızacak. Geç kaldım. Hey sen. Koş. Bıyıklar da. Kimse alarmsız uyanamadığı için herkes işine geç kaldı. Yetişmek için koşuyorlar. Sen niye görüntüye girip girip çıkıyorsun? Kalabalık yapıyorum ablacığım. Bir karakter kolay çizilmiyor. Animasyondan tasarruf. Bak arka planda benden birkaç tane daha var ama hızlı koşunca kimse fark etmiyor. İşe 3 saat geç kaldın. Kovuldun. Ama uyanamamıştım. İşe geç kaldım ama neyse ki patron da geç kalmış. Beni kovamaz. Geldim. Dün geceden bıraktım, kağıdı oku. Kovuldun yazıyor. Nereden anladın geç kalacağımı? Her gece o kağıdı bırakıyorum, sabah sen gelmeden kaldırıyorum. Bu anı bekliyordum, bu anı. Çalar saat adam yüzünden oluyor. Geç kaldım. Patron, sakin olun. Çalar saat adam yüzünden hepimiz işsiz kaldık. Sen zaman bakanı değil misin? Çöz bu işi. Tamam çözeceğim. Ama havalı hareketler yapmam lazım. Çünkü zaman bakanlığı bunu gerektirir. Zambak. Hep onun yüzünden. Zambak Mala'yla yoga derslerine hoş geldiniz. Şimdi beni takip edin. Derin nefesle tüm sıkıntılarımızı içimize çekiyoruz. Sonra sıkıntılar burnumuzu gıdıklıyor ve hapşırıyoruz. Sorunumuzu çözmedin ama en azından izleyecek komikli video var. Rica ederim. Akdeniz, Karadeniz, alarmımızı isteriz. Akdeniz, Karadeniz, alarmımızı isteriz. Protesto böyle yapılmaz. Bu adam gülüyor. Ne yapayım? Çok güler yüzlü biriyim. Dur, surat çizelim şuna en iyisi. İşte şimdi oldu. Evet, ince belli bardakları alayım artık. Al sana bardak. Ha? Abla, bence biraz daha başka yöntemler denebilirsin. Sorunlarını kovayla sıfırlatarak çözemezsin. Al bakalım. Ay! Ha? Çaycı ağlıyor, al işte. Beğendin mi yaptığını çalar saat adam? Bardaklarım ince belli. Ağladım, ne belli. Muhalla bir şey yap. Pekala. İyi kahraman dönüşümü. İyi kahraman mı? Hayır bey, tekrar merhaba. Diyelim ki iyi kahraman anti kahramana karşı savaşıyor. Anti kahraman ne yapmalı? Bazen anti kahramanlar iyi kahramanların zayıf noktalarını bulabiliyor. Ama unutma, iyiler her zaman kazanır. O zaman iyi olan kazansın. Kırmızı köşede Zambak Muhalla. Oley! Mavi köşede Çalar Saat Adam. Kötüsün! Ve ortada Ayı Bobo. Ayı Bobo çekil, ezileceksin. Gel buraya. Gel kovanını ileri alırım senin, gel. Zayıf noktasını bulmam lazım. Söyle bana, patatesli börek zayıf noktan değil mi? Patatesli börek sevmem bile.
işte. O zaman zayıf noktan baban mı? Bu bölüm onun sahnesi yok. Bırak böreğini yesin. Buldum. Video paylaşmışsın. Beğenmeme tuşuna yükleniyorum. Dur yapma. Yapma ne olur. Videomu çok beğenmişlerdi. Ne olur yapma, dayanamam. O ne, kuş yemi mi? Çocuklar gagalayın. Hayır. Çok kısa sürdü maç. Kim kurtaracak şimdi bizi? Kim kurtaracak bizi? Çok kolaydı. Çalar saat adam bu kadar akıllı olamaz. Birinden akıl alıyor olmalı. Onu takip etmeliyim. Yanıldım Fil Bey. İyiler her zaman kazanmıyormuş. He, benden oyun tavsiyesi istediğini sanıyordum. He? Demek sonunda anlıyorsun. Beni gözünde fazla büyütmüşsün. Açık açık her şeyi söylemelisiniz bana. Diyelim ki anti kahramanın akıl hocası bir şeyleri anlamak üzere. Anti kahraman ne yapmalı? Akıl hocasının buzdolabını alıp kaçırmalı. Peki o zaman. Dur, buzdolabımı niye götürüyorsun? Anlamıyorum. Çabuk bana bildiklerini anlat. Biraz oyun bilirim, biraz da lahmacun diye bağırmayı. Başka bir şey de bilmiyorum. Anti kahramanlar oyunu demek. Söyle bakalım, anti kahramanları yenmek için ne yapmalı? Anti kahramanların da zayıf noktası olur. Mesela tembel bir kurye vardı, ona bakmayınca sinirleniyordu. Sonra davul gibi şişti, saat oldu. Teşekkürler yan karakter. Yani baş karakterim ben. Verin bakayım verin, herkes bardağını verecek. Mahalleli, bana güvenin ve gözlerinizi kapatın. Kimse çalar saat adama bakmasın. Mahalleli gel, mahalleli git. Sürekli emir veriyorsunuz mahalleliye. Mahalleli, sakın bu kadını dinlemeyin. Sus bakayım sen. Tamam, affedersin. Kapadım gözümü. Ha? Kimse bana bakmıyor. Bakın bana, sen. Sakın gözünü kapatma. Eğer kapatırsan beğenmedim tuşuna bir kez daha basarım ve videonun en sevilmeyenler listesinde birinci olur. Ama mahalleli kurtulur. Özür dilerim. Beni istemiyorsunuz diye bu hale dönüştüm. Ben ısırdım diye oldu. Seninle alakası yok. Aman boş ver, ne olacak? Affettik hadi. Ha? O zaman bana iş verecek misiniz? Tabii işim var. Ne yapacağım? İş yok. Hey millet bakın. Bu sevilmeyen muhalla değil mi? Özür dilerim. Sana yardım edebilir miyim? İstersen yardımcım olabilirsin. Zambak muhalla ve tembik verdi. Adını sonra düşünürüz. Yaşasın. Ben de işe yarayacağım. Ama önce biraz dinleneyim şu köşede. Bir ay evden çıkmıyorum. Hemen mahalleyi dağıtıyorsunuz. Bu ne hal? Aa, ne tatlı bir şeymiş bu. Hey, anam yandı. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Çocukları okula bırakma görevini ben aldım. Babamı göz doktoruna götürme görevini ben aldım. Remzi, bugün senden kötü bir elektrik alıyorum. Şarperlerimi attırma benim. Necati'yi sen al. Sıra sende, sen al. Ben iki kişi bırakıyorum zaten. Yine aynı yere gidiyorsun. Aynı yere gitmiyorlar. Şakir önce kantine gidip peynirsiz tostuna peynir koyduracak. Öf, tamam. Gel Necati, seni kreşe ben bırakacağım. Ben niye kreşe gidiyorum? Kocaman çocuk oldum. Biz yokken her şeyi kurcalıyorsun çünkü. Aşk olsun, televizyonunuzu radyoya dönüştürdüm diye mi? Bir dakika. Ehliyetim nerede benim? Ben onu yedim. Ne? Ehliyetim olmadan araba kullanamam. Neden yedin ehliyetimi? Üstünde suratım vardı Remzi. Ben de pasta sandım. Pastanın üstünde niye suratım olsun? Bugünlük herkesi ben bırakıyorum. Remzi, sen de hemen gidip ehliyetinin yenisini çıkarıyorsun. Benim ehliyetim var aslında ama geçersiz. Çünkü gözüm görmüyor. Önce gözlüğümü almam lazım doktordan. Oh, bakayım tadına. Yıllanmış ehliyete bayılırım. Of, ehliyet sırası çok kalabalık. Affedersiniz, siz sırada mısınız? Yok, ben öylesine beklemeyi seviyorum. Aman, milletin tribiyle uğraşamam. Benim daha güzel bir fikrim var. Gelsene arkadaşım, sıra sana geldi. Ben öylesine bekliyorum, niye inanmıyorsunuz? Ayol nasıl? Abi kaç basıyor abi? Remzi bu ne hal? Ehliyetim yok ya, araba süremiyordum.
Ben de araba oldum. Rahat rahat geziyorum. Remzi, hemen gidip düzeliyorsun. Yoksa indiririm lastiğini. Mirket zaten 12 saat sonra bal kabağına dönüşeceğimi söyledi. Az gezeyim ne olur. Tamam tamam, söz düzeleceğim. Taksi Bobo. Geri komikli ses çıkıyor. Biz gidiyoruz. Tüm havası kaçtı bu işin. Öf, azıcık gezecektim. Her şeye de karışıyor Kadriye. Oo Remzi abi, görmeyeli lüks araba olmuşsun. Sağ ol canım. Sen de az araba değilsin. Oo Remzi, sonunda motorlu taşıt olmuşsun. Yakışır abime. Utandırıyorsunuz. Herkes bana bakıyor. Belki düzelmeden önce az dolaşırım mahallede. Hep içinde vardı bu adamın. Yokuş çıkarken hırıltılı nefes alırdı, traktör geliyor sanırdık. Hiç değişmemiş. Benim adım Düt Remzi. Dumanıma boğarım herkesi. Yollar benim, işler sizin olsun. Hızımı görenler benden korksun. Altı ileri vites, kimden geliyor bu ses? Sinemaya gitmek bir heves. Korna çalma, filmi duyamıyoruz. Gülerken kornam çalar, lambam kızarır. Perdeyi göremeyen mahalleli kıskanır. Düt Remzi. İşte Peyami Bey, gözlüğünüz. Yalnız almadan şu kağıdı imzalamanız gerek. Ama yakını göremiyorum ki. Gözlüğü verirseniz okurum kağıdı. İmzalamadan vermem. Okumadan imzalamam. Ben de komik şapka takmadan dışarı çıkmam. Ama konuyla hiçbir alakası yok. Remzi'yi arıyorum ben. Gelsin o okusun bari benim yerime. Gelirken komik şapka da getirsin. Benimki çok sıkıcılaştı. Patiska. Telefonum çalıyor. Nasıl açacağım? Elim kolum yok ki. Bir dakika. Direksiyonumun yanında bir kol var. Ay, sileceklerim çalıştı. Silecekleri çalıştı. Pardon, yardım eder misiniz? Mahalleli yardım etmek istemiyor. Çünkü Remzi çok gıcık. Aa, Necmi geliyor. Kurtuldum. Çünkü ödeşme kartı. Hani nerede? Torpido gözünde. Aç bak. Bakmıyorum. Baba bana ne? Al işte Necmi. Telefon kapandı. Bir sahneye iki gıcık karakter fazla. Yardım et lütfen. İyi. Tamam baktım. Ha? Ödeşme kartı bu olamaz. Telefon bıcı bıcı çaldığına göre Necati aradı. Onu geri arar mısın? Emin misin? Acı çalmış olmasın. Acılı olan kebapçı. Bıcılı olan Necati. Sen Necati'yi ara. Kaçış planını anlatıyorum. Sen altına yapıp dikkat dağıtıyorsun. Sonra golcü bebek topu dışarı atıp peşinden ağlıyor. Ben de kaçıyorum, anladınız mı? Bu benim telefonum. Hey, telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Ay, telefonda mı oynayacakmış? Al bakalım. Alo. Oyuncak telefonu. Sus bakayım, sen ne bilirsin? Sesiniz gelmiyor, sizi bebek demeye alıyorum. Klasik bir şeyler okusana. Dikkat! Kar fırtınası çıktığı için okul tatil oldu. Oley! Yaşasın! Oley! İyi de hava güneşli. Kar fırtınası burada demedim ki zaten. Erzurum'da. Ama fırtınanın yayılma ihtimaline karşılık tüm ülkede okullar tatil. Eve nasıl döneceğiz şimdi? Annem iştedir. Babama haber verelim. Herkes kayağını denk alsın. Müdür geliyor. Alo. Alo. Necati'nin diğer velilerine ulaşamadık. Kreşten kaçmaya çalışıyor, haberiniz olsun. Kaçıyorum. Bırak beni. Hiçbir şey bilmiyorum. Bırak beni. Meşgulüm şimdi. Sonra arayın. Doktor hanım, yakını göremiyorum. Az daha uzağa git. Yol bitti. Sen git. Hala göremiyorum. Asansöre biniyorum. Aşağı iniyorum. Hala göremiyorum. Ehliyet görebilir miyim? Tabii ki. Bu ne? Necati benim ehliyetimi de ısırmış. İsmimin yarısı yok. Üzgünüm Riye Hanım. Siz bu resimdeki saça benzemiyorsunuz. Aracınızı sürmenize izin veremem. Yetişkin ve ehliyeti olan birinin adresini söyleyin, aracınızı oraya çekelim. Tamam. Kreşe çekin. Arkadaşınız kreş öğretmeni mi? Yani onun gibi bir şey. Remzi çamura battı. Şakir arıyor, açıyorum. Duyamıyorum ki. Arabaların kulağı nerede acaba?
Şöyle kelebek camına doğru tutsana. Baba, okuldan alır mısın bizi? Tekerim çamura saplandı çocuklar, gelemiyorum. Ama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İt, 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 it. İtmesene kardeşim. İt dedin itiyoruz. Sana da yaranılmıyor. Baba, araban yolda kaldıysa otobüsle gelip alsana bizi. Pek mümkün değil. Okulun önündeki duraktan binip gelin işte çocuklar. Yanlış araca binmezsiniz herhalde. Sayın yolcularımız, Erzurum uçuşumuza hoş geldiniz. Anne, Erzurum uçağına bindik yanlışlıkla. Kurtar bizi. Çocuklar, uçuş esnasında telefonu kapatın lütfen. Ama şu adam konuşuyor. Ben direkt telefonum zaten. Ne yapayım, kendimi mi kapatayım? Kapatabiliyormuşum. Uçak inince açmayı unutmayın bak. Kalırım burada yoksa ha. Necati! Çocukları almamız lazım. Ehliyetimi kullanamıyorum. Hemen dışarı gel. Deniyorum ama arttırılmış güvenlik önlemleri var. Arttırılmışı bensem normali nasıl acaba? Hala göremiyorum. Hala göremiyorum. Ben de göremiyorum. Geldim Kadriye. Gidelim buradan. Necati, bez mi bağlattın sen? Süper kahraman donu bu. Süper Necati'nin süper donu olur. Motorla uçağı nasıl yakalayacağız? Önce huysuz Cüneyt'i yakalayayım. Uçağa sonra bakarız. Bize daha güçlü bir araç lazım. Geliyorlar. Kaçın! Kim geliyor? Kadriye? Kızma ne olur. Çık bakayım şuradan. Çocuklar Erzurum fırtınasına doğru giden bir uçakta. Çok geç olmadan yakalamamız lazım. Bas gaza. Necati, kilo mu aldın sen? Oynama düğmelerimle. Tamam, özür dilerim. Ne yapıyorsun Necati? Niye pide fırınına geldik? Yolumuz uzun, acıkırız. Bize iki pide, bir tane de motor yağı lütfen. Motor yağı yumurtalı olsun. Fırtınaya doğru giriyoruz. Ayrıca peşimizde tanımlanamayan bir cisim var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Benim adım Düt Düt Remzi. Neydi bu şimdi? Boş ver Erzurum'u. Gel Mars'a dönelim, başımıza iş almayalım. Uçaktan kar topu atıyorlar. Biz de onlara bir şey atalım. Bu ne? At bunu gitsin. Necati, saçmalama. Amortisörü mü attın sen? Uçağın burnu öne eğildi. Uçak düşüyor. Nasıl yakaladım uçağı bak? Kadriye, bir fotoğrafımı çeksene. Kimse inanmayacak. Kaçın. 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 İndirdiler bizi. Neredeyiz mi? Erzurum'a geldik mi? Anne! Ay çocuklar, gelin. Polis bana madalya vermeye geldi. Ne madalyası? Düşen uçağı kurtardım. Burnu öne doğru eğiliyordu ya. İniş yaptığı için burnu öne eğildi. Düştüğü için değil. Ehliyetine el koyuyorum. Bölmek istemem ama hortum yaklaşıyor. Eve mi dönsek artık? Bal kabağı Remzi. Fırtına yüzünden uçak seferleri iptal olmuş. Nasıl geri döneceğiz şimdi? İsterseniz bir tane kiralık arabam var. Ehliyet göstermeniz yeterli. Bende yok. Bende de yok. Kabak çekirdeği geçiyor mu? Bize bakmayın. Yaşımız 18 değil. Ehliyet alamayız. İkinizi üst üste koysak 18 etmiyor musunuz? Of! Her şey üst üste geldi. Ne yapacağız şimdi? Hala göremiyorum. Hala göremiyorum. Alo? Ehliyet mi? Ehliyetim var ama gözlüğümü alabilirsem yeterli sadece. Yeterince uzaklaştım. Artık görebiliyorum kağıtta yazanı. Falan filan. Gözlüğü hasarsız teslim aldım yazıyormuş. Tamam, önemli bir şey değilmiş. Dur imzalayayım. Kalemi olan var mı? Peyami dede, o da ne? Erzurum'a kadar gelmiş, bize müsaade. Evet çocuklar,
Son iki tane öğrenci kulübü kaldı. Bakalım kime hangi kulüpler çıkacak? Hadi müzik kulübü çıksın ne olur. Binlerce kişiye konser veren bir rock yıldızı olacağım. Evet, sırada müzik kulübü var. Şakir mi yoksa kumpir mi? Ben. Umarım beni seçmez. Umarım beni seçmez. Sakın beni seçmeyin. Kumpir, seni müzik kulübüne yazdım. Müzik öğretmenin sana yardımcı olacak. Ama... Şakir, sen de satranç kulübündesin. Ha? Ama ben satranç bilmiyorum ki. İşte daha iyi. Öğrenirsin. Ama bir dakika, satranç kulübü için öğretmen kalmamış. Necati Bey, sen yardımcı olur musun Şakir'e? Seni satranç kulübünün başı olarak atıyorum. Hohoy! Şakir! Şanslı seni! Demek satranç kulübünde beraberiz. Benden öğreneceğin çok şey var. İzle şimdi, sana güzel bir satranç söyleyeceğim. Amanın da satrancın efendisi, çeşme başında çok acıkmış kedisi. Şimdi gelir hanisi de hanisi. Necati abi, senin satrançla ilgili en ufak bir fikrin yok değil mi? Tabii ki yok ama merak etme, telefon jokerimi kullanacağım. Alo, son bir iş için bir araya gelmemiz lazım. Sana son bir iş dedim adamım. Necati Bey, dersimi bölüyorsunuz. Affedersiniz. Şakir, dersten çıkınca bul beni. Şşt. Bana bak, bulursun değil mi? Hani hortumdan tanırsın. Necati abi, ne işimiz var burada? Ne yapıyoruz bu halde? Kapkaranlık etraf. Sakin ol, bağlantım çok sağlam. Bize satranç öğretebilir. Hah, işte geliyor. Necati, Şakir oğlu, ne oldu? Niye burada karanlıkta buluştuk? Yoksa uzaylılardan mı saklanıyoruz? Uzaylıların gece görüşü var Remzi. Bunu bilmeyen mi kaldı? Ha? Necati abi, senin bağlantı dediğin kişi baban mıydı? Hoho, evet. Remzi, Şakir'e acilen satranç öğretmemiz lazım. Ben denedim ama beceremedim. Geçmiyor. İyi de ben de satranç bilmiyorum ki. Şaşırmadım. Ne güzel müzik kulübünde eğlenecekken şu düştüğüm hale bak. Bir dakika durun. Kafa kafaya verip bu işin üstesinden gelebiliriz. Ama önce gidip bir takım almamız lazım. İşte bu. Önce gidip takım elbiselerimizi giyelim. Öyle pijamalarla falan olmaz bu satranç. Satranç takımı Necati. Elbise olan takım değil. Hem gerçekten niye pijamayla gel dedin? Hazır gelmişken biraz uyuruz diye düşünmüştüm. Arkadaşım, dükkanımda ne işiniz var? Çıkın gidin hemen. Of, 2 dakika dükkanı boş bırakmaya gelmiyor. Basıldık. Kaçın. Canlı seven kaçsın. Şu satranç takımını alalım, gerisi bir şekilde çözülür. Ha? Tanju değil mi bu? Atla çatal. Tanju, ne yapıyorsun, şaşırdın mı? Atla çatal. Çatala atlamasını mı söylüyor o? Abi atlayıp duruyorum. Anlamadım ben de ne yapacağımı. Hadi arkadaşım, istemiyor seni belli ki. Of, yine eski satranç günlerim aklıma geldi bir an. Kendimi kaybetmişim. Bu bir satranç takımı. İşte aradığımızı bulduk. Çöpte buldum bunu. İstiyorsanız alın. Ben satrancı bırakalı çok oldu. Bir daha da bulaşmak istemiyorum. Nesi var bunun? Çatala sinirli herhalde. Mesela ben de çorbayı çatalla içemeyince çok sinirleniyorum. Şu satranca bir bakalım. Umarım kolay öğrenebilirim. Ne oluyor? İçim geçiyor. Neredeyiz biz? Burası da neresi? Şu kıyafetlere bak. Şakir, hayırdır? Sarayına mı geldik yoksa Haşmetliğim? Baba, sen niye o kılıcı tutuyorsun? Bilmem. Sanırım satranç oyununun içine ışınlandık biz. Yardım edin. Ben sadece yemek yapma oyunlarının içine ışınlanmayı severim. Şşt. Döner sandalyedeki, bize yardım etsene. Necati, kimse yok ki orada. Döner sandalyede her zaman birileri olur Remzi. Ve mutlaka o sandalye döner. Necati, orada biri otursa görürdük herhalde. Bravo, bildin. Ancak buradaki animatörler 3 boyutlu çizemedikleri için sandalyem dönemedi. 2 boyutta sandalyeyi döndürmek çok zor evlat. Bunu anla. Hayalet. Oğlum, ön yargılı olma hemen. Kimsenin suratına hayalet diye bağırılmaz. İyi de ben hayaletim. Oğlunu saklı. Ve gerçekten de satranç oyununun içindesiniz. Burası benim satranç takımım. Ben bir satranç öğretmeniyim. Yani öğretmeniydim.
Şimdi ise bir hayalet olduğum için sadece bu sihirli satranç oyununda satranç öğretebiliyorum. Oo, size demiştim. İşte aradığımız öğretmeni bulduk. Oğlum Şakir'e satranç öğretebilir misiniz? Tam yerine geldiniz. Teneffüs vakti. Oo, sen de kimsin? Ben Şah'ın veziriyim efendim. Lütfen gelin, maç başlamak üzere. Şah mı? Şimdi anladım. Ben Şah'ım, babam piyon. Necati abi ise tek değişmeyenimiz olmuş. Böyle durumlarda bir tek ben değişmiyorum. E benim görevim ne peki şimdi? Sen de fil taşı ol istersen. O iş bende. Rahat olun. Herkes yerine. Vezir abi bakar mısın? Burası biraz ürkütücü değil mi? Ne bileyim, öğretmen satrancı anlatarak öğretir diye düşünüyordum. Öğretmen mi? Gaddar Şah'tan mı bahsediyorsun? Ha? Gaddar mı? Evet, şimdi anlarsın. Şşt, at! At! Brş, baksana! Yer değişelim mi? Hadi kardeşim işine bak. L şeklinde hareket etmek yormuyor mu seni? Dümdüz gitsene yoluna. Eğer beni yenerseniz küçük bir ödül var. Yenilirseniz de kötü sonuçlara katlanacaksınız. Sen nasıl öğretmensin? Biz daha satranç oynamayı bile bilmiyoruz. Aman! Burada durmak zorunda değiliz ki. Çıkıp gideriz. Bu da ne? Unutmayın. Hayat da bir satranç oyunudur. Satranç sadece masada oynanmaz. Madem çıkamıyoruz, öyleyse oynayalım şu oyunu. At C6'ya. Bana bir şeyler oluyor. Remzi! Ha? Baba! Düşünmeden hareket etmeyin. Babama ne yaptın sen? Ne olacak ona? Beni yenerseniz baban düzelir. Yenemezseniz de baban gibi taşlaşıp satranç taşı koleksiyonuma katılırsınız. Ve sonsuza kadar benimle kalırsınız. Heh, madem öyle, beyaz taşlar saldırın! Sen fil değil misin birader? İkimiz de akrabayız. Bak bu yaptığın iş mi? Anlamıyorum. Bu siyah şah neden bu kadar gaddar? Aha. Eskiden çok saygıdeğer bir öğretmenmiş. Hatta bir şampiyon. Öğrencileri de çok başarılı olurmuş. Ancak bir gün küçük yaşta bir öğrencisi onu yenmiş. Oysa yenilgiyi kaldıramamış, amacından sapmış. Şimdi buraya gelen herkesi tek tek yenip egosunu tatmin ediyor. İşin kötüsü, onu daha yenen birini görmedim. Belki de o öğrencisi şimdi burada olsaydı yardım edebilirdi. Şakir, bana yardım edin. Ben at olmak istiyorum demiştim. Ne güzel şimdi tepelerinden atlardım. Üzgünüm. Arkadaşınızı kurtarmak için kendimi feda etmeliyim. Elveda. Hayır, vezir abi. İçim şişmişti, rahatladım. Hayat bir satranç oyunudur Şakir. Hayattaki hamleni yap hadi. Sıra sende. Ne oyunu canım? Oyun dediğine oturur oynarsın. Sabahtan beri bır 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 bır. Hayat bir oyundur, oyun bir hayattır. Bir dakika Necati abi. Olamaz, şimdi anladım. Hatırlasana. Tamam, hatırlayayım. Dur. Kıymalı pırasa, biber dolması, süzme yoğurt. Üstüne de ezogelin çorba. Necati abi ne diyorsun? Hatırla dedim. Ben de dün yediklerimi hatırlıyorum. Hani hep derler ya, dün ne yediğimi hatırlamıyorum diye. Bana hiç olmaz. O değil. Hani Tanju abi demişti. Atla çatal. Bu da başladı. Hey, at. Attım. Necati abi onu demiyorum. At hey! Çatal hamlesi yap! Ha? Çatal mı? Evet, çok mantıklı. Ay. Hayır. Veziri al. Veziri al. Ben biraz şuradan çıkayım. Şimdi sıra bende. Şahmat! De! Atılgan, uç bakalım. Baksana, çatpat olmuş. İşte bu kadar.
geldim. Düzeldim. Baba. Çok çok uzun süredir yenilmiyordum. Bu duygu... işte ödülünüz. Sözüm sözdür. Altından bir satranç takımı. Altından bir bit yeniği çıkmasın. Ha ha, şaka yapıyorum. Ver bakayım. Bu hamleyi bana karşı çok çok eskiden sadece bir kişi kullanıyordu. Yoksa siz Tanju'nun... Aynen öyle. Hayat bir satranç oyunudur deyip duruyordun. Gerçekten de haklısın. Bu satranç tahtasının dışında biraz düşününce seni eskiden yenen öğrencinin Tanju abi olduğunu anladım. Oo, geçmişi gösterecek sahne geliyor. Atla çatal. Vezirini aldım. İki hamle de mat edeceğim. Söz verdiğin gofretleri hazırla. Ben kazandım. Nasıl? Ama sen daha çok küçüksün. Atla çatal yapmıştım. Ah Tanju. O beni yendikten sonra bir daha onun yüzüne asla bakmadım. Öğretmenlik de yapmadım. Sadece buraya gelenleri yenip duruyorum. Tanju ise şimdi dünya satranç şampiyonu falan olmalı. Parlak bir çocuktu. Keşke. Onu son gördüğümüzde bu içinde bulunduğumuz satranç takımını görmeye dayanamıyordu. Belli ki satranca küsmüş. Olamaz. Ben ne yaptım? Yıllardır satranç öğreteceğime karşıma çıkanları taşlaştırıp hapsediyorum. Tüm tutuklular salınsın. Ben niye burada kaldım? Dünyaya dönemedim. Ay! Ne yapacağım ben? Ha? Bir dakika, bir dakika. Ben zaten gerçekte de satranç taşıydım. Dünyada yaşamıyorum ki. Bir an panik yapmışım. Tanju'yu görürseniz lütfen benim adıma özür dileyin. Sen de beni affet Şakir. Eğer hala satranç öğrenmek istiyorsan istediğin zaman buraya gelebilirsin. Bildiğim her şeyi sana öğretirim. Çok sevinirim. Sonunda iyi olanı bulman çok güzel. Şimdi biz de dönmeliyiz. Önce ben döneceğim, önce ben döneceğim. Çok hoşuma gitti. Tanju'ya bu durumu nasıl anlatacağız? Kesin çok üzülecek. Benim iyi bir fikrim var. Bence Tanju abiyi daha mutlu yapacak bir fikir. Oho! Remzi, Şakir, Necati! Sürekli karşılaşıp duruyoruz. Yoksa beni takip mi ediyorsunuz ha? Uzaylılardan zor kaçtım. Bir de sizinle uğraşmayayım. Tanju abi ne uzaylısı? Sana bir hediyem var. Bak, altın satranç takımı. Hadi iyisin, iyi. Hı? Satranç mı? Ay aman istemem. Kalsın. Tanju abi, satranca tepkili olmana gerek kalmadı. O bulduğun satranç takımı meğer sihirliymiş. Ne? Sahi mi? Evet. Açar açmaz içine ışınlandık ve orada senin eski ustanla tanıştık. Sana haksızlık yaptığını anlıyor ve çok özür diliyor senden. Hatta senin şampiyon olacak kadar iyi oynadığını söyledi bize. Hem sevmezsen satarsın bunu. Altından bir takım. Gofret havuzu yaparsın kendine. Oho! Gofret havuzu iyi fikir. Ama bu benim için çok daha değerli. Ver bakayım şunu. Teşekkür ederim Şakir. Çok incesin. Önemli olan senin mutluluğun. Atla çatalı unutma. Şunun içine bakalım bir. Oho! Çok özlemişim. Hiç satar mıyım seni? Binlerce gofrete bile satmam. 5 milyon gofrete? Satmam. 16 milyon gofrete? Satmam. 50 milyon gofret artı hamburgerli çocuk menüsü. Satmayacağım. Yeter. Dur oğlum, niye korkuyorsun? Bir şey diyecektim. Amca, kediyim ben. Diye yaklaşılır mı hiç kediye? Bak bak, dinle beni. Tüm güzel hikayeler iki şekilde başlar. Ya biri bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Amca, bu hikayelere karnım tok benim. Ama benim karnım aç. Ver bakayım bana oradan bir simit. Aa, bu ne biçim simit? Can simidi bu. Maceranda yardımcı olur. Tren geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Tren arıza yaptı. Biz de trene bakıyorduk o sırada. Ama nasıl bakıyorduk? Bak, böylece bakıyorduk. Dedik bir ucundan tutalım bari. Öyle boş boş bakmayalım. Ben nasıl bir yere düştüm böyle? Neyse, gidiyorum. Unutmayın. Ya biri yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Hey, merhaba. Ben şehre yeni gelen bir yabancıyım.
çok 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 çok. Arkadaşım düzgünce seslensenize. Bana bu şehrin en iyi kalplisini ve en kötü kalplisini gösterin. Abi buradayım ben. Affedersin gözüm pek iyi görmüyor da. Bana meydana giden dolmuşun yerini göster en iyisi. Ay bugün ne kadar da güzel bir gün. Herkese iyilik yapasım var. Kızım yardım eder misin? Aa, o da soru mu teyzeciğim? Kızım bir dakika. Beni karşıya tekrar geçirir misin? Demin buraya geçmek istedin ya teyzeciğim. Yolun o tarafında bir şey unuttum. Tabii ki geçiririm teyzeciğim. Sen yeter ki iste. Ne unuttun burada? Ne unuttuğumu da unuttum. Neyse sana iyi günler. Ben biraz düşüneyim hatırlarım. Güle güle. Beyefendi cüzdanınızı düşürdünüz. Teşekkürler. Onu almak için çok uğraşmıştım. Hey dur! Cüzdanımı çaldı. Hırsıza yardım ettim sanırım. Bir polis. Pardon. Buyurun hanımefendi. Şurada bir hırsız var. Demek hırsızsın. Hırsız mıyım? Ay o değil dur kaçtı demin. Kanuna yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Siz çok iyi birisiniz. Evet kızım sen çok iyi birisin. Demek şehrin en iyi kalpli kişisi sensin. Ay korkuttun. Böyle bir anda mı çıkılır? İyi olduğun için teşekkürler. Al sana bir kurabiye. Ay teşekkür ederim. Çok da acıkmışım. Şimdi kurabiye testim başlıyor şehrin en iyi kalplisi. Bu kurabiyeyi yediğin için şimdi kötü birine dönüşeceksin. Ay öyle şey mi olur? Niye kötü biri olayım ki? Çünkü her iyilik yaptığında vücudunun bir kısmı kurabiyeye dönüşecek. O yüzden dikkatli ol. Hı hı. Kesin öyledir. Hatırladım. Yine unuttum. Hey, dur kaçma. Abi, baksana ne kadar kötü kişiler var. Çok ayıp. Ercan ne diyorsun? Sen bakma onlara. Bu mahallenin en kötüsü benim. Bak şimdi. Abi, baksana oyuncak goril buldum. Benim olsun mu? Ercan sen zaten gorilsin. Oyuncak gorili ne yapacaksın? Of. Çok kötüsün abi. Kötüyüm tabii. Evladım beni karşıya geçirebilir misiniz? Teyze bak kötüyüz biz kötü. Kimseye yardım etmeyiz. Aynen teyze. İyi bir insan olsaydık yardım ederdik. Ama kötüyüz işte. Gel teyzeciğim. Şşt. Ercan şu hamur işine bak. Kim bu? Merhabalar. Ben şehre yeni geldim. Ve şehrin en kötü kişisini arıyordum. Şehrin en kötüsü şüphesiz benim mi? Ne oldu size kötülük mü lazımdı? Yo, sadece şu kurabiyeyi vermek istemiştim. Oo, kurabiye. Paylaşmayacak mısın patron? Rüyanda görürsün. Tuzağıma düştün. Kurabiye testim başlıyor. Bu kurabiyeyi yediğin için artık iyi biri olacaksın. Ercan ne diyor bu? Yaptığın her kötü niyetli harekette yavaş yavaş kurabiyeye dönüşeceksin. Yani anlayacağın kurabiye olmak istemiyorsan sonsuza kadar iyilik yapmak zorundasın. Hadi kolay gelsin. Arkadaş el alemin kurabiyesi de gelip bizle uğraşıyor. Patron eğer dönüşürsen çikolata damlalı kurabiyeye dönüşür müsün? En güzeli o oluyor çünkü. Ercan kızdırma beni yürü işimiz var. Fıstıklı da olur. Necati neredesin? Yarım saattir seni bekliyoruz burada. Affedersin Remzi. İki tane öküz treni itiyordu. Onları izlemeye dalmışım. Necati abi hadi zaman geçiyor. Acilen bir maceraya atılmamız lazım. Tamam geldim. Ha? Bu annemin sesi değil mi? Kadriye, neler oluyor burada? Evet Kadriye, neler oluyor burada? Beni niye aramadın? Kurabiye olunca aranacaklar listesinde birinci sıradayım. Affedersin. Gofretimi ver Kadriye. Neden kötülük yapıyorsun? Remzi, yardım edin. O haklıymış. İyilik yaptıkça kurabiyeye dönüşüyorum. Kötü biri olmak istemiyorum ben. Gofretle
Böyle şaka olmaz. Tanju, ben de böyle olsun istemiyorum. Özür dilerim. Al hadi, tamam al. Tamamen kurabiye olmadan hala zamanım var. Ofretim! Ooo, bademli kurabiye. Kadriye, hep elin çok lezzetli derdim. Şimdi elin gerçekten lezzetli görünüyor. Çocuklar gidin buradan. Yoksa size kötülük yapmak zorunda kalacağım. Yardım edin. Kürşat abiye bir şeyler oluyor. Gel teyzeciğim. Sana kötülük yaparsam iyice kurabiye olacağım. Tekrar diğer tarafa geçelim. Geçelim tabii. Yardım edin. Eski halime dönmek istiyorum. Çok acayip şeyler oluyor burada. Annem kötü, Akbaba Kürşat da iyi birine dönüşmüş. Ya, benim ayağım da kutuya dönüştü. Necati, ayağını kutuya sokmuşsun. Korktum bir an. Bu işi hemen çözmeliyiz. Kadriye'nin yüreği kötü olmaya dayanamaz. Kurabiye'ye dönüşü verir 2 dakikada. Ben kimin bunu yaptığını biliyorum. Hadi gidelim. Diğer tarafa geçelim. Aman yeter. Geçirmiyorum karşıya. Ya, niye kovalıyorsun? Kötü olmak zorundayım, üzgünüm. Hoş, hoş mu? Hoş. Hoşta biz bakmıyoruz. Bana şu ayakkabının 96 numarasını göster. Niye bağırıyorsun arkadaşım? 96 numara diyor bir de. İşte burada. Affedersiniz. Adınız neydi? Demek sonunda geldiniz. Adım Kurabiye Adam. Oh! Kocaman bir kurabiye. Hem de adı Kurabiye Adam. Benim enişteme çok benziyorsun aslında. Onun adı enişte. Hem de benim eniştem. Necati abi, sen eniştene enişten olduğu için enişte diyorsun. Yoksa adı enişte değil ki. Yok yok. Hatta o da böyle kıtır kıtır bir adamdır. Dur bir dakika. Sen benim eniştem misin yoksa? Neyse. Kurabiye Adam. Karım Kadriye ve Akbaba Kürşat kurabiyeye dönüşüyor. Neden böyle bir şey yaptın anlamıyorum. Kurabiye isteseydin bende tarifi vardı. Tamamen kurabiyeye dönüşmeden önce onları kurtarmalıyız. Demek onları kurtarmak istiyorsunuz. Pekala. Bir panzehir var tabii. Ancak sadece söylediğim görevi tamamlayana verebilirim. Neymiş o görev? En yüksek dağın tepesindeki en derin mağaranın nefesinde bir safran çiçeği var. Mağaranın nefesi de nedir? Aman, kafiyeli olsun diye söyledim. Bana ilk safran çiçeği getirene panzehiri yaparım. 2 gruba ayrılın. Kim kazanırsa onların istediği kişi düzelir. Ama bu haksızlık. Onlar 3 kişi, ben 1 kişiyim. Merak etme Ercan. Ben senin takımına gelirim. Yalnız kalma yeter ki. Necati, ne diyorsun? Artık Necati yok Remzi. Benim adım Neco. Hadi gel Erco. O çiçeği ilk biz bulalım. İyi de benim adım Ercan. Şşş. Erco. Kendini olaya ver. Gel oğlum. Madem öyle, biz de oğlumla Kadriye Sevenler takımı olarak kazanırız. Gerçekten de mağaranın nefesindeymiş. Önce biz bulduk. Oh, çayla kurabiye de süper gidiyor. Ben kurabiyeyim ya. Küçük sevimli bir espri işte. Ha? Sonunda. Kadriye'nin düzelmesini istiyorum. Al. Ama bu haksızlık. Beni kandırdı. Benim takımımdaydı. Oh, çok güzel oldu çay. Ha? Panzehir? Bizimle oyun mu oynadın? Canım safran çiçeğini kendim için istedim. Panzehir başka. Biraz zaman geçirmeye çalışıyordum sadece. Kadriye ve Kürşat şu an tam istediğim gibi olmuşlardır sanırım. Kim kazandı panzehri? Eşit bitirdiğinize göre ikinize de panzehir hazırlayabilirim. Hadi yanlarına gidelim. Ben kartopuna binip gidiyorum. İsteyen benimle gelsin. Kar kar kar. Top top top. Kar kar kar. Top top top. Kar kar kar. Top top top. Artık
artık eski halime dönmek istiyorum. Ne zaman bitecek bu test? Affedersin, soyu tükenmekte olan pandalar için bağış yapmak ister misiniz? Benim bir miktar param var. Ama ben de bir pandayım. O yüzden geri cebime koyayım. Sinirimi bozma benim. Canım acıdı. Olamaz. Kötülük yapmamalıydım. Olamaz. Şu halime bak. Millete tuzaklar kuruyorum. Şu muz kabuğunu fırlatayım da biri basıp düşsün. Oley! Kendime yeni bir ceket buldum. Hem de tertemiz. Hayır! Ben onu kötülük olsun diye yapmıştım. İyice toplu taşımaya döndü bu da. Evet. Lütfen biletlerini basmadan binenler. Lütfen biletinizi okutun. Hop. Şakir, sana diyorum. Ben öğrenciyim ama. İndirimli değil mi? Hey sen. Bizi eski halimize geri çevir. Pekala. Arkadaşlarınıza sözüm var. İşte panzehirler. Bu ayran. Bu da bildiğimiz süt. İçecek miyiz şimdi bunu? İçmeyeceksiniz. Üstünüze dökeceksiniz. Ama bir dakika. Galiba panzehirlerinizi ters verdim. Kürşat'ın eski haline dönebilmesi için ayranı dökmesi gerekiyor. Kadriye'nin de sütü. Kürşat, ben bunu sana vereyim o zaman. Ama bir dakika. Sen hayatımda tanıdığım en kötü kişisin. Şimdi ise iyi birine dönüştün. Eğer sana bunu verirsem tekrar kötü birine dönüşeceksin. Bunu istemiyorum. Ama vermezsem de dünyaya bir iyilik yapmış olacağım için tamamen kurabiyeye dönüşeceğim. Ben de eski halime dönmek istiyorum ama bu sütü sana verirsem tekrar iyi olacaksın. Kötüler ekibinden bir kişi azalacak. Ama eğer sütü vermezsem de dünyaya bir kötülük yapmış olacağım ve tamamen kurabiyeye dönüşeceğim. Ama dram yaptılar bunlar da. Benim kafam karıştı. İkisini de ben içebilir miyim? Ne olursa olsun sana panzehiri vermeyi reddediyorum. Düzeldim. Nasıl olur? Eski halime döndüm. Neyse ki ben de normale döndüm. Hani kurabiyeye dönüşeceklerdi? Kurabiye adam, senin amacın neydi? İşin gücün yok mu bizlerle uğraşıyorsun? Küçük bir oyun oynadım diyelim. Sizin güvende olduğunuzdan emin olmalıyım. Örneğin acılı yemeğin yanında ayran içilir. Ya da güneş kapkaranlık evrende dünyamızı aydınlatır. İşte Kürşat gibi kötü kişilerin olduğu yerde Kadriye gibi iyilerin sizi koruması gerekir. Bugün herkes çok uzun konuşuyor. İşte ben de şehir şehir kurabiye testini uyguluyorum. Eğer iyilik kötülüğü yeterince dengelemiyorsa insanları daha iyi olmaları için teşvik ediyorum. Umarım Kürşat da bir gün bir kurabiye kadar iyi olur. Ben Kadriye'den daha iyiyim bir kere. En baştan hatalısın. Şehriniz kurabiye testini geçti. İyiler sizi kötülerden koruyacak kadar güçlü. Sıradaki şehir. Önüme neresi gelirse. Remzi bak. İşte sana bahsettiğim öküzler bunlar. Çuf 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 çuf. Ne oldu abi? Niye ilerlemiyoruz? Lastik patladı. Aman aman, ne lastiği? Toynağıma taş kaçtı. Benden bu kadar. Abicim bakar mısın? Bir el atsan şu trene. İşte beklediğim fırsat. Hep bir tren sürmek istemiştim. Görüşürüz. Puf 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 puf. Çuf çuf da abi, çuf çuf. Ben puf puf diyorum. Biraz sıkıldım da. Fil Necati. Sana ihtiyacımız var. Fil Necati. Ne? Biri Fil Necati'yi çağırıyor. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Fil Necati. Hey! İçeride kilitli kaldı. Birinin bana ihtiyacı var. Birilerinin ona ihtiyacı var. Fil Necati. O da ne? Yoksa bu bir kuş mu? Hayır, ben bir filim. Yoksa bu bir uçak mı? Hayır, ben bir filim diyorum. Gözlere baktır. Sana demiyorlar, bana diyorlar. Uçak kanatlı Muhammed Kuşuyum ben. Birinin bana ihtiyacı mı var? En sevdiğim kapım. Kusura bakmayın müdür bey. Havalı giriş yapmak zorundaydım. Buyurun, beni çağırmışsınız. Bak Necati, bu gördüğün penguen Berke okulumuza yeni geldi. Ancak burası onun için çok sıcak. Baksana çocuk ne halde. Pişti, pişti. Merhaba.
Evet pişmiş. Baksana suratına. Pişik pişik bakıyor. Ama dur. Mangal yerlemede dünya şampiyonluğum var benim. Hani penguenler uçamazdı? Necati mangal değil o, dur. Ama yerlemeni beğendim, hakkını vereyim. Neyse. Okulun kazan dairesine in ve sıcaklığı biraz düşür. Böylece Berke de rahatlıkla gezebilsin okulda. Dadırırit. Görev anlaşıldı. Fil Necati. En sevdiğim duvarım. Oo, kazan dairesi. En sevdiğim yer. Kazan dibini hatırlatıyor bana. İşte bu kazan, bu da dibi. Ama yenmez. Sakın Necati, yapma. Neyse, hadi şu vanayı çevirelim de penguen lahmacun gibi pişmesin. Hey, nereye? 4 saniyeden fazla koşamam ben. Büyüyem çok hassas. Bu bir top. Bu bir tekerlek. Hayır, bu bir fil. Oh be, sonunda biri tutturdu. Teşekkürler. Üzgünüm müdür bey. Kazan dairesinde bir vana eksik. O vanayı bulmazsanız okul soğumaya devam edecek. Yapacak bir şey yok. Necati, vana nerede? Martı kattı. Martı nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ nerede? Buradayım. Bahane istemem. Sen kaybettin, sen bulacaksın o vanayı. Hadi hop o vana. Hadi hop o vana. Hadi hop o vana. Aa, bu bir kış. Hayır, bu fil Necati. Fil Necati. Siz de amma işsiz çıktınız. Ha? Bu da ne? Nereden geliyor? Etraf buz gibi oldu. Soğuk. Bu soğuk nereden geliyor? Buz oldu. Çok soğuk. Ya. Canan, burada neler oluyor? Bilmiyorum. Ama dışımdan bir ses bunun sorumlusunun Necati abi olduğunu söylüyor. İçinden bir ses olmasın o? Hayır, hayır. Dışımdan. Bunun sorumlusu benim Canan. Necati abi çok teşekkürler. Hava o kadar güzel ki. Çocuklar kazan dairesindeki varayı kaybettim. Eğer o varayı bulup havayı eski haline döndürmezsem müdür bey beni kovacak. Ama eski hali çok sıcak. Hep böyle kalsa ya. Ben Berke bu arada memnun oldum. Biz de memnun olduk Berke. Ama olayın büyüklüğünü kavrayamadınız bence. Hava böyle kalamaz. Keşke kalsa. Buzul çağına girsek ve çılgın maceralar yaşasak. Bu soğukta ocağım yanmıyor Necati. Ocaksız bir dürümcü lavaşsız dürüme benzer. Ne? Dürüm yok mu? Olmaz. Olamaz. Fazla dram yaptınız siz de. Tamam, o vanayı bulacağız. Güvenlik kameralarını kontrol edelim. Sen de yardım edersin değil mi Berke? Tabii. Ama önce küçük bir işim var. Sizlerle orada buluşuruz, olur mu? Dürümleri kurtarmak için. Dürümler adına. Hazır mısınız? Hazırız, hazırız, hazırız. Soğanın gücü adına. Benim adım Cip Yavaş. Abartma Cemil Yavaş. Ha? Ne oluyor?
soğuktan görüntü dondu. Kayıt burada silinmiş. Ama nasıl olur? Bak şöyle olabilir mesela. Evet, Necati Bey görüntü kaydının bu şekilde silinebildiğini bize kanıtladı. Tekrar izlememize gerek yok herhalde. Yetiştin mi? Ne olmuş? Kaydın silindiğini anladığımız kaydı izledik. Ama Necati abi kaydı sildi. Aa, olamaz. Ne olacak şimdi? Önemli olan soru şu. Martı'nın Vanayı nereye götürdüğünü kaydeden videoyu kim sildi? Benim çok kafam karıştı. Ya şu an bir kaydın içindeysem ya da aslında bir bilgisayar ürünüysem. Evet bakın, bu da bir kamera kaydıymış. Daha fazla uzatmayalım en iyisi. Mirket abi, Mirket abi, dronlarını kullanabilir miyiz? Mirket abi, Mirket abi, klonlarını kullanabilir miyiz? Ha? Onu nereden buldun? Çabuk bırak. Özgürüm, özgürüm. Dronlarına ihtiyacımız var Mirket abi. Bir martıyı bulmamız gerekiyor. Yoksa buzul çağından hiç çıkamayacağız. Evet, buzul çağındaki fillere ne olur biliyorsunuz. Dişleri çıkar, asabileşirler ve durduk yerde onlara Mahmut derler. Necati, elleme çubuklarımı. Peki tamam, alabilirsiniz. Çatıdalar. Zaten ben de bu soğukta çalışamıyorum. Hey sen, gel buraya. Yakalayamaz ki. Evet, hazır mısınız? Dronları dört bir yana uçurup o martıyı bulacağız. Ben uçtum bile. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Uçuşumuz biraz sert geçecek. O martıyı bulacağız. Kay. Vuruldum, vuruldum. Saldırı altındayız. Düşüyoruz. 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 Olamaz. Tuzağa düşürüldük. Biri bizim havayı düzeltmemizi istemiyor. Bunlar kesin rakip dönerciler. Onlar dürümcüleri hiç sevmez. Üzgünüm dürümcü Cemil. Seni yarı yolda bıraktım. Bu bir kuş. Bu bir uçak. Kaçın. Hava iyice soğudu. Necati abi işsiz kalacak. Dünya buzul çağında kalacak. Hava hep böyle güzel kalacak. Necati dürümsüz kalacak. Tanju ne yapıyorsun? Pişt, pişt. Şu soğuk günde şaka biraz içinizi ısıtsın diye kedi taklidi yaptım. Tanju abi çıksana oradan. Olmaz Şakir, dışarısı çok soğuk. Hem bu benim yeni arabam. Bakın vın vın. Aa, bu aradığımız bana. Yaşasın, bulduk. Onu nasıl buldun? Bir tane martı verdi. Simit sanmış yiyememiş. Ben de direksiyon yaptım. Olmaz. Olamaz. Çok üzgünüm. Ne yaptın sen? Koşun. Bunu bana bırakın. Yardım edin. Olamaz. Vana gitti. Belki sen ne yaptın? Hepsi en başından beri benim planımdı. Vana uçup gitsin diye ayarlarını bozdum. Vapurdan Vana'yı martıya atan da bendim. Görüntü kayıtlarını sizden önce varıp ben sildim. Dronlarınızı da ben düşürdüm. Necati abi, bu ne saçma bir hayal balonu? Büyük olasılıkla şöyle olmuştur. Bak. Hava artık hep soğuk olacak. Geri dönüş yok. Çöp kutumun kapağı uçup gitti. Ne? Uçan şey bana değil miydi? Direksiyonu istiyorsanız alın burada.
bir anlamı kalmadı. Artık gofretsiz ve arabasız bir köpeğim. Manayı bulduk. He? Atlayın. Tanju abi sen harikasın. Sana bir kutu gofret alacağız. Bir kutu mu? Şunu da taktık mı her şey eski haline dönecek. Bu maceradan ne ders çıkardın söyle bakalım Necati. Soğansız dürüm, vanasız çözüm olmazmış. Çak! Oy, herkesten çok özür dilerim. Yuvamdan ayrıldım. Buradaki sıcak havaya bir türlü alışamadım. Affedin beni. Oh. Affettik, affettik. Sen merak etme. Kimse zarar görmedi. Ama sen hala terliyorsun. Necati, vanayı öbür tarafa çok mu çevirdin sen? Efendim? Evet. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Düşen dronlarımı tamir et, ben de senin sıcaklık sorununu çözeyim. Yaşasın. Kabul. Çok özür dilerim dronlarınızı düşürdüğüm için. Tamam, tamam. Hadi aç koliyi de gör çözümümü. Bu bir buzdolabı. Bu bir diri dondurucu. Hayır, bu bir... Bunlar da baydı artık. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim Mirket abi. Rica ederim. Hey, sen gel buraya. Ya, ya ben gerçek Mirketsem.